Yıllar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanla. Bu da sana ders olsun. Arkadaşlar merhaba. Bugün E ve N'i öğreneceğiz. E ve N İngilizce'de çok fazla gördüğünüz ve iyi bir şekilde öğrenmeniz gereken bir konu. Bakalım öncelikle E'yi neyle, N'i neyle kullanıyoruz? A sessiz harflerle kullanılıyor. Geçen derste bunu öğrenmiştik. Sessiz harf. Harika yazımı görüyorsunuz. Çok şanslısınız sizinle paylaştığım için. Consonant'tı. Hatırlayacaksınız. Sessiz harf demekti. Örneklere bakalım. A book. A cat. A bird. A table. A pen. A dog. A house. Ve a chair. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar, size bir renk seçeyim. Book, cat, bird, table, pen, dog, house ve chair. Bunların hepsi isim. İsimler nedir? Noun'dur. Noun yani isimdir. Eğer karşınıza sesli harf çıktıysa, sesli harfleri ne diyorduk hatırlayacaksınız. Bu renk sanki çok fazla kendini göstermedi. Bunu silelim ve yeni bir renk seçelim. Vowel neydi? Sesli harf. A, E, I, O ve U. An apple, an umbrella, an egg, an orange, an airport, an artist, an idea, an old car. Burada arkadaşlar, apple, umbrella, egg, orange, bunların hepsi isim. Bu isimleri bir önceki slayttaki isimlerden ayıran ne? Bu isimlerin sesli harflerle başlıyor olması. Burası ile ilgili size bir bilgi vereceğim. Gördüğünüz gibi eğer hemen isim geldiyse an geldi. Fakat burada bir problem var. Old car diyor. Ne zaman çizgi çizmeyi öğreneceğim acaba? Ben de merak ediyorum. An old car. Öncelikle arkadaşlar buradaki isim car, araba demek. Ama old eski demek. Sorunuz şu olabilir. Araba isim ama eski sıfattır. Evet. Bu bir sıfat tamlamasıdır. Eğer ismin başına bir sıfat getirecekseniz o zaman yine başına an getirmeniz gerekiyor. Bu ismin sessiz harfle başlaması önemli değil. İsmin başına gelen sıfatın hangi harfle başladığı önemlidir. Arkadaşlar, bilmeniz gereken bir şey var. Biraz önce ne söylemiştik? Mesela bir noun, car diyelim. Araba, sessiz harfle başlıyor değil mi? Buna e, mesela biraz önce umbrella demiştik. Şemsiye, sesli harfe başlıyordu. Buna da n geliyordu. Burada istisnalar var. Birinci istisna şu. Bu kelimeyi okurken university demiyorum. University diyorum. U. Yani sessiz bir sesle başlıyor. University olduğu için buna güzel bir renk seçiyorum. Eh, university diyoruz. Bu mesela sessiz harfle başlıyor görüyorsunuz. Ama hour demiyorum. Hour diyorum. Yani an hour. Duyduğum ses sesli olduğu için ne yapıyorum? An hour getiriyorum. Mesela city isimdir arkadaşlar ve sessizdir. Ama European sesli harfle başladığı için başına an gelecek. Fakat burada bilmemiz gereken şey ne? European derken Europe, European, you,
Yani sessiz bir harf duyduğunuz için e'yi getireceksiniz. Şunu bilmemiz gerekiyor. E ve eni genel olarak belli olmayan sahipsiz diyebiliriz ve tek olan isimlere getirebilirsiniz. Çoğullara a ya da an gelmez. Yani a book ama books. A cat, cats. A bird, birds. A table, tables. Gibi. Diğer örnekleri de görüyorsunuz. Bu konuda eğer sorunuz olursa lütfen bana sorun. Burada an old car, ne diyorum? Old cars. Şimdi şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar. Hani başka diller hakkında da az çok bir şeyler bildiğimi farz edemem aslında. Ama bir şeyler bildiğimizi düşünürsek. İngilizce gerçekten çok kolay bir dil. Yani rahatlıkla öğrenebileceğiniz bir dil. Çok düzgün, çok kolay. Mesela örnek veriyorum. İngilizce'de bir fiili 3 kez çekiyorsunuz. Bunların zaten %85'i düzenli fiil. Ama istisnalar var. Mesela İngilizce'de işi zorlaştıran şey aslında hep istisnalar. Burada da onlara başlayalım. Mesela bakıyorum. Watch, watches. Class, classes. Box, boxes. Dish, dishes. Yani bu isimleri, bunların hepsinin isim olduğunu lütfen unutmayın. Çünkü ne demiştik? E ve N mutlaka tekil isimlerin başına gelir. Çoğul hallerine bakıyoruz şimdi. Eğer S, SH, CH ya da X harfiyle bitiyorsa bu isimler sonuna gönül rahatlığıyla çoğul yapabilmek için E ve S harflerini getireceksiniz. Eğer isminiz F yani F ya da F-E yani F-E harfleriyle bitiyorsa buraya dikkat edin lütfen. Knife, knives. Shelf, shelves. Potato, potatoes. Tomato, tomatoes. La biter. Bakın hepsi farklı. Lütfen dikkat edin. Bunları iyi bir şekilde öğrenmek için arkadaşlar kitap okumanız gerek. Bakalım eğer kelimeniz bu harfle bitiyorsa. Ne oluyor? Y harfi arkadaşlar. Bakın her yerde değil. Belli yerlerde düşer. O da genelde sessiz, sesli, sessiz harf kuralıdır. Sessiz, sesli ve sessizden sonra gelen y düşer. Yerine i gelir. Ondan sonra es getirirsiniz. Party gördüğünüz gibi burada sessiz, sessizden sonra gelmiş. O da düşer. Ama her zaman istisnalar vardır. Yani ağzımızı değil gözümüzü açmamız gerekiyor. Kitap okuyabilirsiniz mesela. Bakıyorum yine Y düştü. Yerine her zaman ne geliyor? İ harfi. Sonrasında E ve S getirdim. Dictionary. Yine gördüğünüz gibi. Dictionaries. Bir de arkadaşlar. Bu kelimelere bakalım. Boy. Bakın yine mesela sessiz 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 var ama gördüğünüz gibi düşen bir şey yok. Boys. They. Days. Monkey, monkeys oldu.